Merhabalar sevgili hanımlar, Ayşe Uyalım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz sağ alt köşede yazılı olan abone ol yazısını tıklayarak tamamen ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca bildirim zilini aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan da anında haberdar olabilirsiniz. Bu hatırlatmaları video başında yapmak zorunda kalıyorum hanımlar. Çünkü yeni abonelerim, yeni misafirlerim oluyor. O yüzden bu hatırlatmaları tekrarlama ihtiyacı hissediyorum. Umarım sizleri sıkmıyorumdur. Bugün sizlere Instagram üzeri gelen bir modelin yapımını anlatmaya çalışacağım. İnşallah elimden geldiğince oyamız hem şeker oyası hem fıstık oyası iki oyanın birleşiminden oluşuyor. Ben de elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalışacağım inşallah modeli. Hanımlar şuradaki fıstıklı motifleri bilmiyorum ama buradaki çimenlerin tasarımı Oya Hazinem sayfasına aittir. Instagram sayfası da Oya alt tire Hazinem olarak yazılıyor. Sayfasına girip birçok güzel modeli görebilirsiniz. Uygulama yaptığım yazmam Kaşmir marka. Canlı bir mor var. Şu an biraz renkler daha soluk görünüyor ama gayet renklerim canlı. Kullandığım iplerim mor ipim altın başak. Şöyle göstereyim. 432 numara. Lila ipim altın başak fakat numarası yok. Daha önce aldığım iplerden herhalde ip kağıdını saklamamışım. Altın başak yeşil ipim de altın başak 2 numara. 22.05 numaralı tığımı kullanıyorum her zaman. Bu oya için şöyle bana yetecek kadar hanımlar yazmamın kenarını tığladım. İki zincirle tığladım. Çok da sık batmadım. Yani iki zincirle illa tığlamanız gerekmiyor. Üç zincirle de tığlayabilirsiniz. Şöyle ben motif olarak pardon model olarak göstereceğim için hanımlar arada şöyle iki tane çimen bıraktım. Bu çimen sayısı size kalmış. İsterseniz iki yani bu şekilde hoşunuza gittiyse bu şekilde de yapabilirsiniz ama bu şekilde biraz zor olur. Çünkü model ip sarma tekniğiyle yapılıyor. Yani şeker oyası da fıstık oyası da uğraştırıyor. Bu kadar mesela mesafe bırakmayabilirsiniz ama hanımlar yani 5'i de geçmesin aradaki çimen sayısı. Hatta 4 yaparsanız çok güzel ideal olur. Modelimizin yapımına birlikte başlayalım inşallah. Başlangıç kısmından sizlere göstermek istiyorum. Yeşil ipimi aldım. Şöyle doluyorum. Bir zincirle tığıma sabitliyorum. Herhangi bir tığ battının içerisine girerek şöyle sık iğneyle sabitliyorum. Daha sonra bir tane zincir çektim. Orta büyüklükte bir örümcek yapıyorum. Tığıma iki kere doladım. 1, 2, 3 tane tığ battı boşluğu bırakıp 4. tığ battımın içerisine giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2 olacak şekilde 4 kere de çıkararak dolgumu yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şöyle biraz elime ipimi biraz daha sarayım. Tığıma bir kere doladım. Dolgumun arasından giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 olacak şekilde dolgumu yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Dolgumun üzerine hanımlar 4 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3 ve 4. 5. sık iğnemi buradaki dolgumun üzerine yaparak sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Oyamın tersine döndüm. 3 zincirle yaptığım bu yuvanın içerisine giriyorum. 7 zincirimi sık iğne ile birleştirdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Oyamın düz tarafına döndüm. 7 zincirimin üzerine 8 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daha sonra dolgumun şu kalan kısmına 6 tane sık iğne yaparak şu dalımın dibini sık iğne ile dolduruyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6.
6 tane sık iğnemi bitirdikten sonra 7.ye pardon 7. sık iğnemi aynı tığ battığının içerisinde yaparak çimenimi tamamlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı boylarda bir örümcek yapıyorum. Tığıma 2 kere doluyorum. Tekrar arada 3 tığ battı boşluğu bırakıp 4. tığ battığımın içerisine girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2 olacak şekilde dolgumu yapıyorum. Burada yaptığım gibi hanımlar aynen şimdi burada da çimenimi yapacağım. Videomuz fazla uzamasın. Çimenimi yapayım, geleyim. İkinci çimenimi de yaptım. Şimdi çiçeğimizin dalını yapacağız. Bir zincir çekiyorum. Aynı boylarda bir örümcek yapıyorum. Şöyle. Örümceklerimiz orta boyda olsun. Tığıma 2 kere doladım. Tekrar 3 tane tığ battı boşluğu bıraktım. Dördüncünün içerisine girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2 olacak şekilde 4 kere de çıkardım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Dolgumun üzerine 8 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 9. sık iğnemi aynı tığ battının içerisine yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Aynı boylarda bir örümcek yapıyorum. Tekrar tığımı 2 kere dolayarak hanımlar çimenlerime arada 3 tane tığ battı bırakarak devam ediyorum. Dediğim gibi sizler istediğiniz çimen aralığı bırakabilirsiniz. Bu şekilde hanımlar. Ben kameranın arkasında tekrar şöyle 2 tane bir çimen yapayım. Daha sonra çiçeğimizin yapımına geçelim. Ben şöyle yanına bir tane daha çim işledim. Model için anlaşılır olur, yeterlidir hanımlar. Ve daha motifin daha anlaşılır olsun diye lila ip ile yapacağım çiçeğimi. İpimi doluyorum. Bir zincirle sabitliyorum. Daha sonra hanımlar bakın burada yaptığımız 5 zincirli yuvamız vardı. Böyle zincirli yuvalarda hanımlar özellikle sık iğnelerin tepelerindeki yuvalar için şöyle tığınızı ilerletin. Biraz böyle yuvanız genişlesin. Bu yuva genişlediği zaman işiniz daha kolaylaşır. Yuvamın içerisine giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Tığıma 2 kere doladım. Aynı yuvanın içerisine giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2 olacak şekilde dolgumu yaptım. Daha sonra bakın hanımlar, ilmeğim tığımda. Dolgumun altından giriyorum. İlmek alıyorum, çıkıyorum. 1. Tığıma ilmek alıyorum, dolgumun altından giriyorum. İlmek alıyorum, çıkıyorum. 2. Tığıma ilmek alıyorum, dolgumun altından giriyorum, ilmek alıyorum, çıkıyorum. 3. Bu şekilde hanımlar bunu 12'ye tamamlayacağız. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane ilmeğimi şöyle tığımda toparladım. Daha sonra tekrar yeşil bu 5 zincirle yaptığım yuvaya girdim. İlmek alıyorum. Tekrar tığıma ilmek alıyorum. Hepsini şöyle bir kere de çıkarmaya çalışıyorum. Şöyle tığınızı sallaya sallaya çıkarın. Bu şekilde hanımlar toparlıyoruz. Daha sonra tekrar ilmek aldım. Sabitledim ilmeklerimi. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. O yamanın tersine döndüm. Kenardaki şu ilk başta yaptığım 5 zincirin arasından girerek sık iğne ile zincirimi birleştiriyorum. Bir zincir çektim. O yamanın düz tarafına döndüm. 5 zincirimin üzerine 6 tane sık iğne yapacağım. Şöyle düzelteyim. Bir takıldı sanki ya. Bir saniye hanımlar.
2 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 5 zincirimi çekiyorum. Tekrar yeşil yuvaya girerek sık iğne ile birleştiriyorum. Bu şekilde hanımlar birinci şekerimizi yaptık. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tığıma 2 kere doladım. Tekrar aynı yuvanın içerisine giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2 olacak şekilde dolgumu yaptım. Aynı şekilde dolgumun üzerine hanımlar 12 tane ilmek toplayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şöyle biraz genişleteyim. 12. 12 tane ilmeğimi de hanımlar bu şekilde toparladım. Tekrar yeşil yuvamın içine girdim. İlmek aldım. Tekrar hepsini şöyle bir kere de çıkarmaya çalışıyorum. Dediğim gibi şöyle tığınızı sallaya sallaya çıkarın. Bu şekilde hanımlar. Yine ilmek alarak hepsini birleştirdim. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çekiyorum. 3, 4 ve 5. Tekrar bu en başta yaptığımız 5 zincirin arasına girerek sık iğne ile birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Tepede yaptığım şu birinci şekerimin tepesinde yaptığım sık iğnelerin ilkine girerek 7 zincirimi sık iğne ile birleştirdim. Bir zincir çekiyorum. Motifimin düz tarafına döndüm. Zincirimin üzerine bir tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çekiyorum. Şimdi fıstıklarımızı yapacağız. Zincirimin altından giriyorum. Bir ilmek alıyorum. Şöyle bir zincir çekiyorum. İlmeğimi hafif uzatıyorum. Zincirimin altından giriyorum. İlmek alıyorum. Şöyle bir zincir çekiyorum ve hafif uzatıyorum. Bu şekilde hanımlar 15 tane ilmek toplayacağız. Tığımızda 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Şöyle düzelttikten sonra hanımlar hepsini şöyle bir kere de çıkarıyorum. Sıkıştırdım. Şöyle zincirle de sabitledim. 7 zincirimin üzerine sık iğne ile birleştiriyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincirimi çektim. Aynı şekilde zincirimin altından girdim. İlmek aldım. Bir zincir çektim. İlmeğimi hafif uzatıyorum. Bu şekilde 15'e tamamlayacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Tekrar 15 ilmeğimi bu şekilde hanımlar bir kere de toparlıyorum. Sabitledim, sıkıştırdım, sabitledim ve 7 zincirimin üzerine sık iğne ile birleştiriyorum ikinci fıstığımı da. Aynı şekilde üçüncü fıstığımı da yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirimi çektim. Tekrar zincirimin altından girdim. İlmek aldım. Bir zincir çektim. İlmeğimi hafif uzattım. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 tane ilmeğimi de hanımlar tığıma ilmek aldım. Bir kere de hanımlar bu şekilde çıkarıyorum. Birleştiriyorum ve 7 zincirimin üzerine sık iğne ile sabitliyorum. Hemen fıstığımın yanına bir tane daha sık iğne yaptım. Daha sonra şu şekerimin üzerinde olan 5 tane zincirime 6 sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane sık iğnemi yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tekrar yeşil dalımdaki buradaki yuvama sık iğne ile birleştiriyorum. Bir tane zincirimi çektim. İpimi sıktım ve kesiyorum. Çiçeğimiz de hanımlar bu şekilde. Dediğim gibi ip sarma yöntemiyle yapılıyor. Hem şeker oyası zor, hem fıstık oyası zor değil ama uğraştırıyor hanımlar. Bu ikisi de böyle yoran modeller. Şu iplerimi de ben bir yakayım, keseyim, geleyim. Bu şekilde hanımlar iplerimi de yaktım, kestim. Güzel, kibar bir model. Tam da çeyizlik bir oya. Dediğim gibi daha anlaşılır olsun diye böyle açık renk iple göstermeye çalıştım. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Filiz Hanım göndermişti, yapımını rica etmişti. Ona ve yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Kendisine de teşekkür ediyorum buradan. Oyamız bu şekildeydi. Dediğim gibi böyle iplik sarma tekniğiyle yapılan iki modelden oluşan, hem şeker oyası hem fıstık oyasından oluşan bir model. Oyalarımın yakın görselleri için Ayşe Altire Oyalı Instagram sayfamı ziyaret edebilirsiniz. Takibe değer bulursanız da çok mutlu olurum. Umarım bir kusurum olmamıştır. Bazen böyle aynı sayıları tekrarlarken dilimiz dolanabiliyor. Bir hatam olduysa affola. Beğeni ve yorumlarınızla destek olursanız çok mutlu olurum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah hanımlar.